Ve şimdi Deniz abi başlayalım. O gün Samas'ın tahliyesi. Bugün başımızda vicdan ne der? Vicdanları yaralayan, kanatan bir e, tahliye kararı var karşımızda. Sen ne söylersin? Ben uzatmayacağım. Bugün yazımın başlığı da var. Direkt söyleyeyim. Ortadan söyleyeyim. Tüy diktiler. Tüy diktiler ne demek? Kötü giden bir şeyi daha kötü hale getirmek demek. Yani yargı zaten çuvallamıştı. Koskoca yargıtay anayasa mahkemesinin kararını tanımadığını açıkladı. Anayasanın 153. maddesini tanımadığını açıkladı. Yani düşün bir yargı kurumu, en üst seviye yargı kurumu anayasayı takmıyorum dedi. Bu hale gelmişti. 70 bin kişinin oyla seçilmiş milletvekilini içeride tutmayı başarıyorsun bak. 70 bin kişi seçmiş, meclise göndermiş, anayasa mahkemesi de bırakın diye karar almış. Onu tutmayı beceriyorsun. Buna bir de isim bulmakta zorlanıyorlar. Yani önce işte kavga denildi. Sonra görüş farklılığı denildi. Şimdi içtihatı farklı yorumluyor mahkemeler diyor. Ya e, yok, burada, baktığımızda... burada bence hikaye, hepsi hikaye. Burada tek bir şey var İlker. Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Anayasanın 153. maddesi o kararı kesin buluyor e, ve herkesi bağlar diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin ama uygulamak zorundasın. Rahmetli Erbakan'ın Refah Partisi kapatıldığında yaptığı basın toplantısını sen hatırlıyor musun? Çok değil. Orada adam açık açık dedi ki ya bu kararı tanımasak da sevmesek de Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir ve bu bağlayıcıdır. Cumhurbaşkanının da buna dair AK Parti kuruluş yıllarında vermiş olduğu bir demeç var. Evet. Benzer yani, cümle. Yani ama do şimdi dolayısıyla sen yargıtay olarak önce bir Anayasa Mahkemesinin kararını tanı, Anayasaya uy. Kararı uygula ondan sonra tartışalım. Değil mi? Evet. Yani bu kadar açık. Şimdi bunu yapıyorsun. Bak anayasayı ihlal edebiliyorsun. Sırf Can Atalay'ı içeride tutmak için. Ama o gün Samastı serbest bırakıyorsun. Diyorsun ki ya elimizden geldiği kadar tuttuk kardeşim ne yapalım? Hadi oradan. Adam iki tane gardiyanı nasıl saldırmış. Pişman değil. Bak, cezaevinde gardiyanlarla cezaev, kavga ediyor. Cezaevinde bıçak temin etmiş bir gardiyanın boğazına dayamış adam üç gardiyanı şey yapmış, darp etmiş. Üç ayrı baka, üç ayrı gardiyan. Şimdi bu adam 17 yaşında katil olmuş bir adam. 16 yıl sonra yani 33 yaşında aramızda salıyorsunuz. Bu adam bak göreceksin ya mafya üyesi olacak, birilerini cinayet işleyecek, tekrar cezaevine dönecek. Bu suç böyle bir şeydir. Yani düşün nasıl iyi, iyi halinden bahsedersin ya. Üç tane gardiyanı darp etmiş adam ya. Artı Yargıtay bugün bu Anayasa Mahkemesi'ne şey yapan Yargıtay var ya örgüt üyeliğinden ceza almasın diye zaman aşımına uğrattı. Eğer o gün örgüt üyeliği kararı verseydi bugün o gün Samaz çıkamazdı. Bu bu kabul edilecek bir şey değil. Gazeteciyi Tolga Şardan'ı alakasız bir şeyden 5 gün ceza tutmayı bileceksin. Barış Pehlivan'ı infaz yasasında yaptığın değişiklikten faydalanması gerekirken Faydalandırtmayacaksın cezaevinde tutmayı bileceksin. O gün samaz söz konusu olduğunda salacaksın. Bak görürsün birilerinin elini öpecek. Aynı cinayet işledikten sonra böyle eline bayrak verip sırtını sıvazlayıp fotoğraf çektirdiler ya. Böyle evet. fotoğrafları göreceksin. Bak Abdi İpekçinin katilinde de aynı şey oldu. Bunu yaptılar ve yapacaklar. Bu, bu kabul edilemez. Yani vicdanları varsa. İktidarda bu ülkeyi yönetenlerin vicdanları varsa buna bir, bir, şekilde dur demeleri lazım. Daha fazla kanatmamaları lazım. Hrant Dink evet hani herkes Ermeni diye şey yaptı. Yani onu öne çıkar ama Hrant Dink bu ülkenin bir kanaat önderiydi, gazetecisiydi, vicdanlı bir insandı. Hrant Dink'in katledilmesi hepimizin yüreğinde büyük bir yara açtı. Türkiye'nin Hrant Dink'e borcu var onun katilinin aramızda dolaşmasına göz yummamaları lazım. Maalesef karşımızda böyle bir karar var. Siyasete dönecek olursak İyi Parti'de neler oluyor? Sürekli her yeni günde istifa haberleri geliyor. Valla ben İyi Parti'yi çok iyi görmüyorum. Yani Meral Hanım'ın ne yapmaya çalıştığını da anlamıyorum. Bize biliyorsun küsmüş. Yani o masadan kalktığı zaman eleştirdik diye o 3 Mart olayı Sonra hiç denk gelmediniz mi? Karşılaşmadınız mı? Bir yani, röportaj, bir seyahat. Yok burada karşılaştım. Yayına gelmişti ama böyle bir şey soğuk tavırlar, selam vermemeler falan. Yani e, ne yapmaya çalıştıklarını doğrusunu istersen çok anlamıyorum ama ayrılanların açıklamalarını önemsiyorum. E, artı bu seçim, yerel seçimlerle ilgili aldıkları kararın AK Parti'yi kazandırma sonucunu doğuracağını da görüyorum biraz böyle iktidar, iktidara mail etmiş bir yönetim var anladığım kadarıyla ama buna kızıp ayrılanlar da var. Bir de çıkarcılar var. Hmm. Onlar da iktidara yanaşmaya çalışıyorlar. Yani iyi partiden ayrılıyoruz, ee, gidelim iktidarda hayatımıza devam edelim, ihale kovalayalım falan diye yaklaşanlar da var. Yani iki tür e, şey var. Kopuş var. Biri ya biz hani partinin kuruluş e, evet. amacına uygun. Hareket edilmediğini düşünüp evet. ayrılanlar. Bir de işte gemi sallanıyor atlayalım iktidar gemisine binelim diyenler var. Peki sen gündeme getirdin. Türkiye evet. bu bir hafta boyunca da aslında onu konuştu. HDP ve AK Parti arasındaki temas. Yani CHP söz söylendi. Al birini vur ötekine dedi Cumhurbaşkanı. Ama öbür tarafta bir arka kapı diplomasisi işlemiş. Adalet evet. Bakanı da bunu reddetmedi. Ama şunu söyledi. Adalet Bakanlığı'nın kapıları kimseye kapalı değil. Peki nerede görüştüler? HEDEP, evet, hedeple Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nerede görüştü? Adalet Bakanlığı mı görüştü? Adalet Bakanlığında görüştülerse ikisinin Adalet Bakanlığı'na girdiği görüntüleri yayınlasın. Yayınlasın işte bak bu tarihte ben tarihi hatırlıyorum o gün yani bir çarşamba günüydü galiba geçen hafta değil ondan önceki çarşamba. Gözümün önünden gittiler dedi zaten. Tabii canım. He. Yani beyefendiler biliyorsun Twitter'da yalancı Deniz Zeyrek diye hashtag açıp beni TT yaptılar gün boyunca. Ne oldu? Deniz Zeyrek söylediğim şey çıktı işte Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder gitti. Ben bir de yani hedef tahtasına konmasın diye Adalet Bakanı'nın ismini bildiğim halde açıklamadım. AK Parti ile görüşme Evet dedin. yani üst düzey hani bu işlerle ilgili bir isim diye böyle yuvarladım yani. Ama çok üstüme gelselerdi zaten ben açıklayacaktım. Yani bu adam, bu adam ve bu bu. Peki hani... nerede görüştüler? Bilmiyorum. Be belirlediği bir yerde görüştüler. Büyük Adalet ihtimalle... Bakanlığı'nda görüşmedi. Ben yani sorduğumda e, hani sanki böyle şey gibi geldi bana. Hakim evi falan gibi bir yer gibi geldi. Yani e, Adalet Bakanlığı'na gitmek dikkat çeker falan diye galiba. E, mesela sana bir kulis, e, yeni bir kulis. Geliyor. Cumartesi anneleri... Evet, o görüşmeden sonra Galatasaray Lisesi'nin önünde çiçek bıraktılar ve ilk defa e, müdahale edilmedi. Yani Süleyman Soylu zamanında biliyorsun nefes aldırmıyorlardı. Ali Yerlikaya'dan al sonra müdahale edilmeyecek. Ha, diye Ali Yerlikaya da ilk geldiğinde müdahale edildi. Evet. Ama geçen hafta müdahale edilmedi. Bu görüşmede alınan bir karar oldu. o zaman oldu. nereye gidiyor? Görüşüyorlar. Başka bir kulis daha vereyim sana. Ver abi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın İstanbul'da Kürt iş adamlarıyla, kanaat önderleriyle yaptığı toplantılar var. Bakalım onlar onun nasıl şey yapacaklar. Şimdi yeniden TT mi olacaksın? Yani biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> saldırıp duruyorlar yalancı denizleyerek. E ne oldu? Kimmiş yalancı? Sence yalancı mıyım yani? Şimdi adamlar çıktı, çıktı. Ben ne dedim? Bir kadın, bir erkek, iki hedepli, bir AK Partili ziyarete gittiler. Gözümle gördüm dedim. Benim açıklamama gerek kaldı mı? Kalma ya? açıkladı. Yalancı kimmiş? Orta sayfaya da biraz kulis bırakıyor musun? He? Akşam Do Fox Haber <laughs> <avergelerle Doğan yönetimleri>, genel <laughs> yönetiminde Orta Sayfa programı Doğan var. Doğan Şentürk dişçi gibi böyle çekeri kalıyor. <laughs>